İyi akşamlar sevgili izleyenler. Campus TV ekranlarında sunmuş olduğumuz Kale Arkası Spor Programı'nın ilk yarı özel bölümüyle sizlerle karşı karşıyayız. Bugün Sport Toto Süper Lig'deki ilk yarı takım performansları, oyuncu performansları ve takımların genel durumları hakkında yorumcu arkadaşlarımla birlikte sizlerle birlikte olacağız ve her hafta olduğu gibi telefonla canlı yayın bağlantısıyla ünlü isimleri, tanımış isimleri sizlerle birlikte buluşacağız. Bugün Radyo Spor spikeri ve Şampiyonlar Ligi maç anlatımcısı Sabri Ugan bizlerle birlikte olacak ve Ankara Spor oyuncuları özellikle de İsmail Şamdalı bugün bizlerle olacak sevgili izleyenler. Şöyle Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısından Cengizhan Fenerbahçe ile mi başlayalım diyorum. Nasıl başlamak yani, istersin? Bence liderle başlamamız lazım. Çünkü hak ettiler. Fenerbahçe ile başlayalım derim. Bugün takımları değerlendireceğiz elimizden geldiği kadar. Süper Lig'de ilk yarı neler yaşandı? Bunları değerlendireceğiz. Fenerbahçe ile başlayalım. Bence de daha mantıklı olur. Evet sevgili izleyenler, Fenerbahçe ligin ilk yarısında Ersun Yanal'la birlikte çıktığı 17 karşılaşmada 13 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Kalesinde 43 gol görüp, 43 gol rakip ağlara gönderdi ve kalesinde 19 gol gördü ve 41 puanla Galatasaray'ın 8 puan önünde ligi lider tamamladı. Fenerbahçe'nin en golcü oyuncusu ligin ilk yarısında Musa Sow'du, 9 gole sahip oyuncu. Fenerbahçe ligin ilk yarısını lider olarak tamamladı. Cengizhan seninle başlayalım. Evet, dediğin gibi Fenerbahçe çok güzel bir performans gösterdi. Açıkçası hiçbir Fenerbahçe taraftarı beklemiyordur. Lige yani, aslında beklendiği gibi başlamadı. Aynen, bir de şunu beklemiyordur yani Galatasaray gibi bir takıma 8 puan fark atıp ligi bitirmek, lider geçen bitirmek ilk yarı. Aynen. Güzel bir yarı oldu Fenerbahçe açısından. Fenerbahçe hazırlıklar devam ediyor Fenerbahçe'de. Özellikle forvet hattı izleniyor Fenerbahçe'nin. Transfer sezonu da açıldı bildiğin gibi. Dün açıldı. 7 Ocak, 15 Şubat arası takımlar transfer yapabilirler. Emelike ve Sow İngiliz takımlarının kıskacında. Aynen dediğin gibi. Bakalım forvet hattı izleniyor dedik. Salih Uçan'a çok büyük teknikler var. Fakat Ersun Yanal satmayacağız dedi. Böyle. Evet, Fenerbahçe ligin ilk yarısını lider tamamladı Salim. Seninle devam edelim. Dediği gibi Cengizhan'ın da Ersun Yanal'ın takıma gelmesiyle birlikte ofansif futbol oturdu. Emenike, Sow, Vebo. Zaten geçen yıl Aykut Kocaman almıştı Vebo'yu da bilirsiniz. Evet. İstanbul Belediye'den. İstanbul Belediye'nin kaderiyle oynamıştı. Düşmüştü, küme düşmüştü İBB o zaman. Ersun Yanal döneminde ne değişti derseniz Fenerbahçe'de. Oyunu bırakmayan, çok gol atan bir takım yarattı Ersun Yanal. Başta bunu söylemek lazım. Oyundan kopmayan, özellikle Antalya deplasmanında ve Antalya ve hangi Bursa deplasmanı? Bursa deplasmanı. Bu deplasmanlardan Erces maçında da öyle oldu. Erces maçı. 5 karşılaşmada 96'da attığı gollerle Fenerbahçe aslında bir nevi liderliğini perçinledi diyelim. Liderliğini perçinledi. Aynı zamanda çok gol atan, oyunu bırakmayan, oyundan kopmayan bir takım yarattı. Mesela futbol psikolojik bir oyundur. Gol yediğin zaman direkt kopmalar falan olur. Ama mücadeleyi bırakmayan bir takım vardı. Ersun Yanal'ı zaten Gençler Birliği'nden Trabzonspor döneminde parlak değildi. Denizli Spor'da yanlış hatırlamıyorsam hocalık yaptı kendisi. En şaşalı dönemi Gençler Birliği'nde. Gençler Birliği'nde UEFA'da Valencia'yı getirdi. Tabii o dönemlerde yine aynı futbol yapısını oluşturmuştu orada da. O dönemi yakından takip eden izleyicilerimiz bilir. Belki bizim yaş ortalamamız yetmez ama. Bir de bu takıma gelince, bu takım Fenerbahçe takımına gelince Türkiye Kupası'ndan elenmiş olması, Avrupa liglerinden ceza alması, evet, ligi asılmasına daha fazla motive etti diyelim takımı. Bir de şu var, yabancı futbolcular yönünden Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş muzdarip olurken, evet, yani bunun eksilerini görürken Fenerbahçe'nin yerlileri çok kaliteli. Aynen. Şu an Salih Uçan'ı bile katsak, Konya maçından sonra kesik yedi, oynamıyor. Ondan sonra pek şans bulamadı. Salih Uçan bile banko oynayabilir bence şu an şu takımda. Zaten yerlilerine baktığımız zaman Mehmet Topal, Caner Erkin zaten. Özellikle zaten bu elimde tablo var. Birazdan kameraman arkadaşımız zoom yaparsa gösteririm. Parlayan isimler. Ondan sonra bakıldığı zaman Egemen, Bruno ile iyi bir ikili oldu. Kalecisinin Türk olması artı zaten. 1-0 önde başladı. Aynen. Diyeceklerim bu kadar Fenerbahçe ile ilgili. Yani gol atıyor, maçtan kopmuyor, deplasmanda gitsin. Deplasmanda olsun, kendi evinde olsun. Bir hava yakaladı taraftarıyla da. Ligde umutluyum Fenerbahçe'den. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Caner Erkin'in bildiğin gibi sezon sonunda sözleşmesi bitiyor.
Fakat Fenerbahçe yeni sözleşme imzalamadı Caner'le. Yani Caner şu anda herhangi bir takıma gidip imzalayabilir. Hakkı var. Serbest şu anda Caner. Ona da söyleyelim. Fenerbahçe'nin en kısa zamanda Caner'le bence anlaşma yapması lazım. Çünkü Caner iyi bir topçu bence. Evet, Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıda en fazla gol atan takımdı sevgili izleyenler. 43 golle. Lig'de ikinci sıradaki Galatasaray'a geçiyoruz. Galatasaray bildiğimiz gibi Fatih Terim'le başlamıştı lige ama ligin 6. haftasında Fatih Terim'in yerine teknik direktör koltuğuna Roberto Mancini oturdu sevgili izleyenler. Galatasaray şu anda ligde 9 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyetle 33 puanla ligde 2. sırada bulunuyor ve Galatasaray 28 gol atıp kalesinde 17 gol gördü. Salim, Galatasaray seninle başlarım Galatasaray'a. Alışmışım ya hep sürekli karşılıklı mesela Galatasaray Fenerbahçe seninle başlarım demeye. Takımları tek tek söyleyince biraz garip oluyor bu hafta. 28 atla 28 7 17. Tepedeki takımlara baktığımızda en az gol atan takım Galatasaray. Salim bugün dikkatimi çekti. Zaten ben de az önce baktım. Hemen Kasımpaşa bile arkasında 32 gol atmış. 30 31. Beşiktaş'ın 30, Sivas'ın 31. O şekilde gidiyor yani yüksek skorlu takımlar, üstteki takımlar. Galatasaray takımına gelince şunu belirtmek istiyorum. Galatasaray takım olarak Fatih Terim'le yola başladı. Bu Fatih Terim dönemindeki kötü gidişin sinyali bence burada Kayseri kentinde oynanan Süper Kupa maçı vardı. 1-0 yeniden. Ondan sonra Galatasaray çöküşe geçti. Fikstürü çok zordu. Avrupa Ligi'ndeki rakipleri de Real Madrid. O faciadan sonra takım iyice bir çöküşe geçti. Bir de Galatasaray'ın bu sene Avrupa'da yüksek bir başarı, nasıl söyleyeyim, sezon başında Galatasaray Avrupa'da çok yüksek bir başarı parolasıyla başladı sezona. Beklentiler çok yüksekti. Onun için ligde yanlış hatırlamıyorsam ilk 5 mücadelede 1 galibiyet, 4 beraberliği vardı Galatasaray'ın. Evet. Avrupa'da dediğin gibi Real Madrid'e o 6-1'lik mağlubiyet sonrası Galatasaray'da işler yolunda gitmemeye başladı aslında. İşler yoluna gitmemeye başladı. Onun sonrasında Mancini dönemi. Mancini dönemine gelecek olursak defansta ciddi bir sıkıntı var Galatasaray takımında. Özellikle göbek hattında. Mancini zaten göbek hattında sıkıntıyı çözmek istedi. Şu an zaten transferlere yoğunlaşmış durumda Galatasaray takımı. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Galatasaray takımıyla ilgili. Az önce demiştim Fenerbahçe ile ilgili. Ne dedim? Yerlileri çok kaliteli. Ama Galatasaray'ın yerlileri o kadar kaliteli değil. Özellikle Galatasaray'da bir sol bek problemi vardı. Hakan Balta, evet. Denediler, olmadı. Sakatlıktan yeni çıkmış bir futbolcu. Tutar mı dedi, Riera'yı oynattı. Ondan sonra daha sonra tutar mı dedi, ters ayakla Sabri'yi oynattı. Bize yıllar öncesinin Ümit Özat'ını hatırlattı. Aynen. Yani defans hattında ciddi bir problem var. İleriye gelince mesela Schneider'in sakatlanması Galatasaray'ı eksi yönde etkiledi. Evet. Aksar deplasmanında mı ne sakatlanmıştı? Yanlış hatırlamıyorsam Schneider. O arada sakatlanması etkiledi takımı. Bakacak olursak Galatasaray takımına ileride bir sıkıntısı yok gibi. Drogba olsun, Burak olsun, gol krallığına gelecek Burak'ta. Sonradan giren Umut olsun. Umut olsun. Mesela Umut Galatasaray'ın kaderiyle oynamıştır. Nasıl? İyi yönde kaderiyle oynamıştır. Hı. Juventus deplasmanında attığı 90 hemen peş peşe atıyor. Aynen. 80 küsürlerde attığı, evet, gol vardı. Juventus karşılaşmasında, bir de burada oynanan karşılaşmada orta sahadan topu Drogba'ya şişiren yine Umut'un kendisidir yani. Umut'un kendisidir. Umut zaten her seferinde belirtiyorum. Umut, Selçuk, Burak üçlüsü. Bunları oynatabilirsen iyi üçlü olurlar. Umut'un görevi sprinter, süpürücüdür. Yani Umut dediğimiz oyuncu Burak gibi bir forvetle oynar. Evet. Koşular yapar, driplikler atar. Gol rakip, pozisyonunda rakip eksiltir. Rakip eksiltir diyelim. Hızlıdır. Galatasaray takımına gelecek olursak başarılı mı dersek başarılı. Nasıl başarılı? Real Madrid, Juventus, Kopenhag. Kopenhag zaten favori gösterilmiyordu. Evet. Bu iki tane dünya devi. Tamam, Şike'den sonra Juventus etkilenmiş olabilir ama bu iki dünya geçen devi. Geçen yıl mı? Ondan önceki yıl mı? İtalya gibi bir ligde namalip şampiyon oldu. Namalip. Onların belini büken 5-6 yıl önceki Şike olayıydı. Bu iki tane büyük kulübün olduğu yerden Şampiyonlar Ligi'nde tura kalmışsın. Bence milletimiz açısından önemli bir başarı. Galatasaray bir de yani 3 kulvarda iddiasını sürdüren bir takım. Spor Toto Süper Lig'de, evet. Ziraat Türkiye Kupası'nda ve Şampiyonlar Ligi'nde hala iddiasını sürdüren bir takım Galatasaray. Ya son olarak bir şey söylemek istiyorum. Dediğin gibi mesela Türkiye Kupası'nda iddiasını sürdürüyor dedin. 2008'den sonra UEFA Kupası son 2 yıldır da ülkemizde Türkiye Kupası'nın o kadar ağırlığı yok bence. Yani eski tadı vermiyor. Ben bu düşüncedeyim.
ciddi söylüyorum, mesela futbolu yakından takip ediyorum. Türkiye Kupası maçlarını pek nadirdir izlediğim. Evet, Galatasaray'ın durumu. Cengiz Han, seninle devam edelim. Ben direkt Umut'la başlayacağım. Geçen seneki Umut değil, önce onu söyleyeyim. Geçen seneki Fatih Hoca ile Umut'a bakın, şimdiki Umut'a bakın. Mancini Umut'u kullanmayı pek istemiyor, sevmiyor. Zaten yaptığı transferden de gördük. Ara transferi, transferle başladılar döneme. Hajrović geldi, İzzet Hajrović, Grasshoppers'tan. Hajrović geldi... İsviçre Ligi'nden. Grasshoppers'tan, evet. Aynen. İşte bu da demek oluyor ki Umut'a iyice artık yer yok. Galatasaray'da stoper sıkıntısı var. Bir stoper transferi yapacaklar. Çünkü Dani de Karabük'e kiralandı. Bildiğin gibi Dani de 2 yıldır Galatasaray'da oynadı. Dani Karabük'e kiraladılar. Hamit Altıntop Antalya kampına katıldı takımın. Hamit döndü yani. O sıkıntı, defanstaki sıkıntı belki çözülebilir. Galatasaray transfere devam ediyor. Fakat benim beklediğim Galatasaray değil. Ki eminim Galatasaray taraftarı da şu durumdan memnun değildir. Yani Fenerbahçe gibi bir takımın 8 puan gerisinde olacaklarını düşünmemişlerdir açıkçası. Çünkü lige bence şampiyonluk parosuyla başladılar. Fatih Hoca olmadı, dediğim gibi Mancini ile yola devam ediyorlar. Yani 3 kulvarda da yarışsa ben Galatasaray'ın attığı gol olsun, aldığı puan olsun, ben memnun değilim yani Galatasaray'dan. İlk yarı performansından. Daha iyi olabilirdi. Alex yani, Telles transferi için neler diyorsun? Yani o daha kesin değil ama Alex Telles gelmeye istiyor. Galatasaray'da forma giymek çok istiyor. Çok yakın diyebiliriz. Aynen, Drogba'nın, Schneider'ın, Melo'nun olduğu takımda oynamak isterim dedi. Bakalım gelir mi bilmiyorum. Avramat'ı kiralayacaklardı. Fakat Avramat gitmeyeceğim dedi ben. Galatasaray'ın başarısı için oynayacağım dedi. En son haberler bu yönde Galatasaray'da. Evet sevgili izleyenler, Galatasaray'da ligin ilk yarısında rakip fileri en fazla havalandıran oyuncu 10 golle Burak Yılmaz, ki gol krallığındaki 3 oyuncu ile birlikte 10 gole sahip. Sırada ligin 3. sırasındaki Kasımpaşa var sevgili izleyenler. Şote Alvelatse ile sezon başında yola çıkan Kasımpaşa 9 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyetle 31 puana sahip ve ligde 3. sıradalar. Scarione 10 golle takımın en golcü oyuncusu ve Kasımpaşa rakip filelere 32 gol göndermesine rağmen kendi kalesinde 21 gol gördü. Kasımpaşa'nın durumunu seninle başlayalım Cengiz Han. Kasımpaşa'nın ben şu anda bulunduğu durumu tebrik ediyorum yani Kasımpaşa. Lige 3. sıradalar şu anda 31 puanla, ki çok iyi top oynuyorlar. Göze çok hoş gelen futbolları var. Son hafta Akhisarspor'a yenilseler de evinde. İkinci yarışı çalışıyorlar. 10 günlük Antalya kampı başladı. Bu 10 gün içerisinde bir tane hazırlık maçı yapacaklar. Kasımpaşa 17 Ocak'ta da İstanbul'a dönecekler. Çok önemli bir transfer gerçekleştirdiler. Transfer sezonunun açıldığı gün. Tunay Torun. Evet. Tunay Torun'u aldılar ki benim çok beğendiğim bir futbolcu. Gurbetçi futbolcumuz. Şu Stuttgart'dan geldi. İyi bir futbolcu. Forvet hattında Adem Büyük de iyi işler yapabilir. Salim'in beğendiği Adem. Ben o yüzden Tunay'ın İyi olduğunu düşünüyorum. Scarione, Donk, Babel, Marki, bunlar kaliteli yabancılar. Yabancılar da çok kaliteli. Bir iki daha transfer yapacaklarını söyledi Şota. Avrupa için elinden geldikleri kadar çalışıyorlar. Tesisleri de muhteşem bu arada, onu söyleyeyim. Kasımpaşa'nın bulunduğu yere ben tebrik ediyorum. Evet, Kasımpaşa'nın durumu. Selim, seninle devam edelim. Cengiz Han'ın dediği gibi tesisleri muhteşem dedi. Maddi olarak hiçbir sıkıntı yaşamayan takım. Şota da iyi bir düzen tutturdu. Türkiye'nin zaten futbol yapısını bilen bir teknik direktörü Şota. Kayseri Spor'dan hatırlayacağımız gibi. Scarione, Babel. Özellikle Babel. Babel ile Scarione benim çok hoşuma gidiyor. Kalecileri Isakson. Bakıldığı zaman takım genel hatlarıyla takım olabilmiş. Burada da zaten izledik hatırlarsan, evet, Abdullah. Beraber. Çok koşan bir takım. Genç bir takım, genç bir yapısı var. Her ne kadar Babel, Adem Büyük biraz yaşları 30 üstü olsa da, 30'a yaklaşsa da. Kasımpaşa takım olarak iyi. Avrupa'yı kovalayacağını düşünüyorum. İlk yarının bitiminde topladıkları puan da gayet iyi. 31 puan. Çok iyi. Galatasaray'ın hemen arkasında. Mesela şu an Galatasaray'ın şampiyonlukta her ne kadar iddiası varsa, aynı, Kasımpaşa'nın da o kadar. 3 puanlık sistemde. Neden olmasın diyebiliyorum mesela. Bursa Spor bunu gerçekleştirmişti. Oyunu zevk veriyor. Genel hatlarıyla iyi bir takım. Evet sevgili izleyenler, ligin ilk yarısını 4. sırada bitiren Beşiktaş'a geliyoruz. Slaven Bilic'le yola başlayan Beşiktaş ligin ilk yarısını 4. olarak bitirdi. Selim, seninle başlayalım. Yorumlardan sonra Beşiktaş'ın istatistiğini veririz. Beşiktaş takımı dediğin gibi ilk 4 haftada 4'le 4 yaptı.
Ta ki Galatasaray olayla. Galatasaray olayında Galatasaray'ın Galatasaray'la oynadığı olayla karşılaşma diye. Olayla karşılaşmada. Mesela burada da not almışım. İlk yarının üzücü olayı yarıda kalan derbi diye. Gerçekten Türk futbolu açısından üzücü bir olaydı. Beşiktaş'ı takım olarak çok kötü etkiledi. Ondan sonra randıman tutamadı. 4 haftada mesela genç bir takım. Trabzonspor'la fikstüre başlıyorsun. Trabzon'u yeniyorsun. Arkasına fikstürleri de onların zordu. Mesela 4 hafta galibiyet. Ondan sonra Galatasaray'la maç yapıyorsun. Takım olarak iyi miydi dersen Beşiktaş takımı. Oynadığı futbol açısından evet. Ama sıralama açısından hayır. Mesela futbolu ilk 5-6 haftada ceza alsalardı futbol olarak en çok zevk aldım. İzlerken böyle haz duyduğum bir takımdı. Evet. O zevki veriyordu. Özellikle ilk 4 haftada Oğuzhan oynamamıştı. 4. haftadan sonra Oğuzhan'ı denedi hoca. Oğuzhan. Gökhan Töre. Ondan sonra her ne kadar beğenmesem de Necip. Bunlar gayet iyiydi. Beşiktaş takımı iyiydi. Beşiktaş dediğim gibi ya ne uzar ne kısalır ya Beşiktaş takımı. Evet Beşiktaş. Cengizhan seninle devam edelim. Bence şu anda Beşiktaş'ı takımına en önemli konusu Ronaldinho. Gelecek mi gelmeyecek mi? Gelme ihtimali çok yüksek. Onu söyleyeyim Ronaldinho'nun. Özellikle dün akşamki evet. izlenimlerden sonra Ronaldinho'nun Türk futbolu adını artık forma terletme şansı çok yüksek diyelim. Aynen. Ben şuna değinmek istiyorum. Beşiktaş'ın ilk yarı çok hakkı yendi. Hakemler Beşiktaş'a iyi davranmadılar. Derbide olsun. Daha sonra Kasımpaşa maçında olsun. Bunlar Beşiktaş için olumsuz sonuçlar. Beşiktaş'ı Hugo Almeida sırtlıyor. Hugo bu sene çok iyi işler yapıyor. 10 golü var Hugo Almeida'nın. Olcay'la bu sezon gayet başarılılar. Gökhan Töre olsun. Benim de beğendiğim futbolcular. En son haber Mehmet Akgün takımdan ayrıldı. Takımdan ayrıldı. Evet. Mehmet Akgün takımdan ayrıldı. Erciyes'le anlaşıldığı söyleniyor. Bakalım nasıl olacak. İlerleyen günlerde göreceğiz. Beşiktaş ilk yarıyı bence iyi bitiremedi. Geçen seneye göre, Samet Aybaba dönemine göre iyi değiller. Ki geçen sene Beşiktaş neyi diye başlamıştı? Feda. Feda diye başlamıştı. Yani herkes küme düşer dedi Beşiktaş'a o sene. Beşiktaş o seneyi ilk yarısını daha iyi bitirdi bu seneye göre. Yani Beşiktaş'ın bence bulunduğu şu durum, yani Kasımpaşa'nın üstünde bitirmesi lazımdı. Kasımpaşa gibi bir takım. Fakat olmadı. İkinci yarı bakalım Beşiktaş ne yapacak Bilic'le? Göreceğiz. Bir de değinmek istediğim bir şey var Beşiktaş takımıyla ilgili çok kısa. İbrahim Üzülmez'den sonra Beşiktaş takımı sol bek hattında dikiş tutturamadı. Beşiktaş'ın tamam Ronaldinho gelse biz izleyiciler olarak Beşiktaş taraftarı olarak çok zevk alırız. Sonuçta altın topu kazanmış bir insan, aynen. bir futbolcu ülkemize gelecek. 2008'de o futbolcu için Şampiyonlar Ligi maçını izlerdik 21.45'te açardık televizyonu. O kadar ki isim yapmış bir futbolcu. Aynen. Şu an bile sosyal medyada 4 milyon takipçisi olan bir insandan bahsediyoruz. Evet. Onun için zevk alırız. Ama şöyle bir şey var. Beşiktaş takımı Ronaldinho'yu getirsin eyvallah. Sol bekine de çare bulsun. Sol bek mesela az önce unuttum. Sol beki Süzen'le denediler. Olmadı. Ersan Gülüm'le denediler. Olmadı. Yok. Acil bir sol bek lazım bu takıma. Evet sevgili izleyenler. Ligin ilk yarısını 4. sırada bitiren Beşiktaş 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet. Kendi kalesinde gördüğü 30 gole karşılık, düzeltiyorum. Rakip filelere yolladığı 30 gole karşılık kendi kalesinde 19 gol gördü ve 29 puanla Sivasspor'un averajla ligi bir basamak üzerinde tamamladı ve Sivasspor'a geçiyoruz. Roberto Carlos'un öğrencileri ligin ilk yarısını 5. sırada Beşiktaş'la aynı puanda bitirdi. Salim Sivasspor, seninle başlayalım. Roberto Carlos'un hocalıkta ilk deneyimiydi. Evet. Ülkemizi zaten bilir Roberto Carlos. Biz de tanırız yakından. Sempatik bir isim. İlk deneyim olmasına rağmen gayet çıkış grafiği iyiydi Sivasspor'da. Özellikle Sisinho getirdiği. Sisinho çok etkiliydi attığı gollerle. Şu an defans hattında en fazla gol atan futbolcu istatistiklerde. Attırdığı gollerle. Manuel da Costa defans hattında en fazla gol atan oyuncu. Sisinho ise asist kralında lider. Dediğim gibi Atif Şeşular, ondan sonra Sisinho'lar, Manuel da Costa'lar. Gayet iyi bir takım. Kaliteli. Kaliteli bir takım. Genç bir takım. Ya bence, bir de Sivasspor sözünü kestim. Ya bana hoş
göze hoş gelen bir futbolu var Sivas Spor'un. Özellikle Atıf Şeyşu bu sene kendini açtı. Onu söyleyeyim yani. Atıf Sivas Spor'a geldiğinde en iyi futbol oynadı. Burhan Eşer. Hiç beklenmedik bir performans Burhan'dan. Eskişehir'de böyle top oynamıyor. Patlama yaptı. Aynen. Da Costa defans, en iyi defans futbolcusu bana göre. Yani Süper Lig'in... Son karşılaşmada da iki aynen. gol attı. Yani Süper Lig'in 11'ini seçtiğimizde Da Costa'yı koyarım ben defansa. Sisinho süper. Roberto Carlos'un yüzünü kara çıkarmadı. Çünkü Sisinho Carlos'a güvenip geldi Sivas'a. Evet. Yani Sivas Spor'u ben çok başarılı buldum. Tebrik ediyorum. Destekliyorum da Sivas Spor'u. İkinci yarı bakalım Avrupa'ya gitme olasılığı var. Bir de şöyle bir şey var Sivas Spor'la ilgili. Sivas Spor'un maçlarını izlediğimiz zaman biz şunu görüyoruz. Kanatları iyi kullanan, evet. orta hattında da böyle Burhan özellikle da. Kornerlerde golü bulan bir takım. Burhan Eşer de zaten 6 gol atmış. Ondan sonra bakıyoruz Atıf Şeşu'ya. 10 gol. Bu iki isim çok etkili. Özellikle bir tane forvet aldılar. O forvet bence yabancı şu an ismi aklıma gelmedi. Sezon başı getirildi. Rafik Dijabur mu? Utaka'yı aldılar. Utaka'yı Montpellier'den. O kadar etkili evet. değildi Utaka. Utaka evet aynen bekleneni veremedi. Rafik bekleneni veremedi. Rafik Dijabur da bir yılına kiraladılar Olympiakos'tan. Yani ilk haftalarda attı fakat sonra Atıf'ın yükselen performansı olsun. Forvet hattında Uğur'un yükselen performansı olsun. Rafik'e forma şansı vermediler. Bir de şunu açık söyleyeyim. Enaramo olsaydı Sivas Spor'da şu an Enaramo da bu takıma daha iyi faydalar Doğru. sağlardı. Evet. Beşiktaş takımında gösterdiği faydalardan gösterdiği fayda da yok da fazla. Yani Beşiktaş'ta faydalı olamadı. Sivas Spor'da gayet iyi faydalı olurdu. Geçen sene hatırlarsan Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yıkmıştı. Aynen. Atıf Şeşu ve Enaramo. O maçtan evet, sonra zaten yıldızlara döndü bu isimlerin. Evet. Evet sevgili izleyenler, ligin ilk yarısında 5. sırada bitiren Sivas Spor 9 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Attığı 31 gole karşılık 23 gol gördü karesinde ve Sivas Spor'un en golcü ismi Atıf Şeşu'ydu. Ligin 6. sırasında Eskişehir Spor'u görüyoruz. Ertuğrul Sağlam'ın ekibi ligin en az gol yiyen takımı Eskişehir evet. Spor, Cengiz Han. Hatta Avrupa'nın en az gol yiyen takımlarından birisi sıralamaya baktığımızda. Aynen. Eskişehir Spor, seninle başlayalım bakalım. Eskişehir Spor savunmayı sıkı tutuyor. Diego var bildiğin gibi savunmada. Diego. Akaminko var, Jere Akaminko. Savunmalara iyi 15 gol yemişler. 4'ünü de son maçta yediler. Aynen zaten. Fakat attıkları gol de az. Yani kaliteli bir forvet hattı var. Bakacak olursak Diamonsi Kamara. Daha sonra Jokero, Necati Ateş. Evet. Daha fazla gol atmaları lazım. İbrahim Zengin. Pardon Erkan Zengin. Eskişehir Spor'da da transfer dönemi teklifler var. Yani oyuncuları boş durmuyor. Tarık Çamdal olsun, Beşiktaş Galatasaray. Veysel Sarı olsun, Galatasaray aldı alacak. Erkan Zengin olsun, Trabzonspor almak için çabalıyor. Yani tüm futbolculara bir teklif var. Yani Necati'yi bile belki istiyorlardır. Necati de 17 maçta da oynadı. Çok güzel bir istikrar. Necati Ateş ve kaleci Bofin. Bu iki futbolcu Eskişehir'in 17 maçında da oynadı. Eskişehir Spor takımı da bu transferlere karşı Göksu ile ilgileniyor. Onu söyleyeyim. 1461'den Göksu. Göksu ile ilgileniyor. Fakat bence Göksu yetersiz. Süper Lig için yetersiz buluyorum ben Göksu'yu. 1461'in sol bekine. Yani Eskişehir Spor Ertuğrul Sağlam'la aslında daha iyi oynayabilirler. Kadro kalitesi çok kaliteli. Yani Kamara'yı daha iyi kullanabilirler ki Kamara'nın 2 tane golü var ya 17 maçta. Jokero'la Ndiaye orta sahada buluyorlar. İkisi gol attılar. Necati'nin de 2 golü var. Az yani. 22 golü var zaten ligde. İkinci yarı Eskişehir Spor'dan daha iyi. Eskişehir'in attığı gollere bakınca bir oyuncunun üzerine yüklenme gibi bir şey yok. Hepsi 2'şer 3'er gol atmışlar. Evet. 22 gol de o şekilde dağılmış. Evlerinde çok etkili top oynuyorlar onu söyleyeyim. Özellikle zaten Eskişehir'i kendi evinde çok beğenen birisin. Aynen. Sen sürekli dile getiriyorsun. Burada da Kayseri RGS'i yendiler. Kayseri Spor'la berabere kaldılar. Eskişehir orta sıralarda bitirir diye düşünüyorum. Çünkü aslında Eskişehir Spor'dan acaba dedik şampiyon olur mu? Fakat forvet hattının verimsizliği forvet hattının verimsizliği bir de dediğin gibi performansı yüksek oyuncuların büyük takımlar tarafından aynen. kafalarının karıştırılması Eskişehir Spor'a bence negatif olarak dönecek. Kesinlikle. Ya, Tarık kadro dışı kaldı. Veysel kadro dışı evet, kaldı. Bunların aynen. hepsi kadro dışı kaldı. Niye? Takımlar ilgileniyor diye. Evet, Eskişehir Spor. Salim biraz da senin değerlendirmelerini alalım. Eskişehir Spor takımına baktığımız zaman İtalyan futbol mantalitesi oturmuş gibi. Gol yemeyeyim, gol atarım mantığı var Eskişehir Spor'da takım olarak.
Dediği gibi de Cengiz Hanım, Veysel Sarıp, Erkan Zengin, Tarık Çamdal. Tarık Çamdal'ı. Bunlar gayet etkili isimler. Özellikle Tarık Çamdal, altını çiziyorum. Defans hattında Diego. Uzaktan attığı aynen, gol vardı burada da. Şutları falan olsun, serbest frikikler olsun. Gayet etkili bir isim. Kale gibi adam ya. Mesela az gol yemişse Diego'nun artısı çok aynen, fazladır. Bir mesela... de dikkat edersen Salim, orta sahada da Hürriyet gibi bir tecrübe var. Yılların tecrübesi Hürriyet. Hürriyet yıllanmış şarap zaten. Hürriyet'e... Gayet başarılı yani. Bu sezon nasıl iyi anlatayım? Bir performans. Belki hatırlarsınız, bu PlayStation oyunu ülkemize ilk yeni gelmişti, PlayStation 1. PlayStation 1 oynardık. O zaman Ankara Spor şu anki gibi başarı grafiğini yakalamış bir Ankara Spor vardı. Şu an PTT'de olsa da o zaman Süper Lig'deydi. Hürriyetler, ondan sonra Gökçek ve Dersonlar. Biz bunları alır oynardık ya Ankara aynen, Spor'da oynadığımız zaman. Çok harikaydı. Dediğin gibi Hürriyet geçen yıl değil, ondan önceki yıl Ankara Gücü'ndeydi. Orada da başarılıydı. Ankara Gücü her ne kadar küme düşse de. Hürriyet olsun, Diego, Tarık Çamdal, Erkan Zengin, Necati Ateş yaşına rağmen harika, Hürriyet yaşına rağmen harika. Hocalar zaten baş tacı. Aynen. Evet sevgili izleyenler, ligi 6. sırada bitiren Eskişehirspor 8 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Attığı 22 gole karşılık kendi kalesinde 15 gol gördü ve ligimizin en az gol yiyen takımı. 27 puana sahip sevgili izleyenler ve sırada ligimizi 7. sırada tamamlayan Trabzonspor'a geçiyoruz. Mustafa Reşit Akçay'la bu sezon yola başlayan Trabzonspor ilk yarıyı 7. şekilde bitirdi. Cengiz Han, seninle başlayalım Trabzonspor. Trabzonspor dediğin gibi Mustafa Reşit Akçay'la başladılar. Fakat yani hoca gitti gidecek gitmedi. Yani hep bir bilmece oldu. Trabzonspor ligi ilk yarıyı bitirdi. Çok da güveniyorlar aslında Mustafa Reşit Akçay'a. Aynen. Mustafa Hoca 1461'deydi bildiğin gibi. Transfere geçelim Trabzonspor'da. Giray, defans Giray Kaçar Antalya Spor'a gitti, onu söyleyeyim. Erkan Zengin, almaya çalışıyorlar Erkan'ı. Trabzonspor'a Henrique sırtlıyor. Olcan adında bu sene çok etkili. Ben çok beğeniyorum Olcan'ı. Adrian Mierzeski olsun. Evinde çok etkili Trabzonspor. Defans transferi yapacaklar, onu söyleyeyim. Bir tane defans, bir de Avrupa'da Juventus'la karşılaşacaklar. Onun için kaliteli bir forvet şart. Ben onu söyleyeyim. Yani kesinlikle bir forvet almalılar, bir de defans sağlam. Avrupa'da başarılı istiyorsa kaleci Onur 10 numara. Süper Lig'de ilk yarının en iyi kalecisi Onur Kıvrak'tır. İkinci yarı devre göreceğiz. Avrupa'da Juventus'la oynayacaklar. Başarılar diliyorum ben şimdiden Trabzonspor'a. Evet, Trabzonspor'un durumu seninleyiz. Trabzonspor Avrupa'da İyi bir başarı yakaladı. Kimsenin beklemediği bir başarı yakaladı. Lazio'nun olduğu grupta lider olarak çıktı. Evet. Diğer rakipler zaten biraz daha kolaydı ama Trabzonspor'a baktığımız zaman genel anlamıyla Mustafa Reşit Akçay ile oturmuş bir kadro yapısı oluşturmaya çalıştılar. Her ne kadar Maluda ve Bosinkla'yı getirseler de gençler ağırlıklı oldu. Yusuf, Kadir Keleş. Ondan evet, sonra bakıldığı zaman Yusuf Erdoğan dedim. Defans. Sen soyadını söyledin. Defansta Zeki Yavru. Zeki Yavru. Aykut Akgün var yine. Aykut Akgün gurbetçimiz. Evet. Gençler Birliği'nden gelen. Genel anlamıyla iyi bir takım oldular mı dersen Avrupa'daki oynadıkları futbol açısından zevk veriyor. Kendi evinde özellikle Trabzon'da oynadığı maçlar açısından maçtan kopmayan, maçı bırakmayan bir Trabzon takımı var. Zevk veriyor. Özellikle altını çize çize söylemek istiyorum. Dediğin gibi Onur Kıvrak şu an Avrupa'ya gitsin, Barcelona'nın bile kalesinde durabilecek yetenekli bir kaleci. Çok harika bir kaleci. Bir de şey vardı, böyle Trabzonspor denildiği zaman hemen aklıma geliyor. Beni beğenmeyen Mourinho ile çalışsın tabiri. Böyle Hoca, bir Mustafa Reşit Akçay'ın son basına çıkan evet, şeyleri vardı. Demeçleri vardı. İnşallah takım olarak düzenleri bozulmaz. Dediğin gibi defans hattına ve forvet hattına transfer yapılırsa etkilidir. Ligin ilk yarısını 7. sırada bitiren Trabzonspor 8 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. 25 gol atıp 21 gol yediler sevgili izleyenler ve 27 puanla ligin 7. sırasında bulunuyorlar. Kardemir Karabükspor'a geçiyoruz. 8. sırada bitirdi ligin ilk yarısını Kardemir Karabükspor. Tolunay Kafkas'la yolda devam eden bir takım. Salim, Kardemir Karabükspor. Ya isterseniz şöyle yapsak olur mu? Sabri Uganda bağlanacak. İsmail evet, Şahmalı ve şey de bağlanacak. Galip Güzel. Tamam.
İsterseniz tek tek alalım Cengiz Han. Size uyar mı? Olur. Olur, olur. Çünkü zaman yetmeyecek. O zaman bana şu şekilde takımın birini sen değerlendir, diğerini Cengiz Han. Aynen Karabük, öyle Karabük yapalım. Karabük Spor'la seninle başlayalım. Tamam, Karabük takımı. Lua Lua yollandı takımdan. Akbala. Sakat. Sakat. Forvet hattında ikinci yarı için sıkıntı yaşarlar. Forvet'e transfer yapmaları lazım. Tolunay Kafkas'la her ne kadar ligin son bölümünde iyi bir istikrar oluştursalar da böyle galip gelen, puan almasını bilen Karabük takımı olsa da ligin ilk haftalarında istikrarsız bir Karabük takımı vardı. Geçen hafta da Cengiz Han'ın dediği gibi nerede ne yapacağını bilmeyen Karabük takımı vardı. Oynadığı futbol açısından zevk veriyor mu dersen şurada mesela baktığımız zaman Abdullah'cığım zevk aldığın takımlarını sorsam sana Sivas dersin, Eskişehir dersin, Kasımpaşa dersin Anadolu takımlarından. Evet. Dördüncü ben olarak Aksar Belediye'nin maçlarından çok keyif alıyorum. Aksar Belediye'de de Niyase. Özellikle Niyase'yi izlemeyi çok seviyorum. Kardemir Karabük de zevk verir. Özellikle İlhan Parlak olsun. Defans hatları falan da gayet iyi. Türkiye Kupası'ndan elenmeleri benim için sürpriz oldu bu süreçte. Karabük takımı için. Evet. Dediğim gibi iyi bir forvet alırlarsa etkilidir. Özellikle libero alanında stoper de oynatıyor bazen hoca. Yiğit İncedemir altını çizerek söylüyorum. Teknik yoktur bu oyuncuda. Ama koşma açısından çok harika bir futbolcu. Koşan, affedersiniz ne denir? Kedi gibi aralara kaçan bir futbolcu. Evet. Karabük hakkında diyeceklerim bu kadar. Ligin ilk yarısını 8. sırada bitiren Karabük Spor 7 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. 17 gol atıp kalesinde 17 gol gördü ve 26 puana sahip. Aksar Belediye Gençliği'ye geçiyoruz. Cengiz Han, Hamza Hamzoğlu'yla yoluna devam eden bir Aksar Belediye Gençlik var. Aksar Belediye hakkındaki yorumlarını alalım. Aksar Spor iyi işler yapıyor bu sene. Özellikle evinde dikkatimi çekti. Kasımpaşa, Sivas, Trabzonspor yendi. Galatasaray'ı yendi evinde. Çok yani bu takımlara bakıyoruz. Hepsi ilk 7'de takımlar. Beşiktaş'la berabere kaldılar. Çok kaliteli topçuları var. Özellikle Niyas ve Bruno bu sene çok güzel oynuyorlar ikisi. Omar Niyas zaten bizi şaşırtıyor her hafta. Evet. Yeni bir şeyle bizi şaşırtıyor. Akhisar Spor kupada da devam ediyor. Yani üstünde, ligin üstünde oynuyor bu iki futbolcu. Orta sahada da tecrübeli bir Bilal var. Benim de sevdiğim bir Bilal. Kalede de Oğuz var. İkinci yarı sakat fakat bakalım ne yapacaklar. Transfer yapacaklar fakat bunda erken davranmayacaklarını söylediler. Göreceğiz Akhisar Spor ikinci yarı. Evet, ligi 9. sırada bitiren Akhisar Belediye Gençlik 7 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. 21 gol atıp 21 gol yediler ve 25 puana sahipler sevgili izleyenler. Ligde 10. sırada istenileni veremeyen bir Bursa Spor vardı. Christoph Daum'la yoluna devam eden Bursa Spor. Salim, Bursa Spor hakkındaki yorumlarını alalım senden. Bursa Spor'a gelince Bursa Spor'da bir Bataja krizi zuhur etmişti. Evet. Takımı kötü mü etkiledi dersen hayır, kötü etkilemedi. Bence Bursa Spor takım olarak orada hocasını yedirttirmeyecek. Ben yedirttirmedi. Bence güzel bir davranış yaptı. O bölgeyi Belushi ile kapatmaya çalıştılar. Aynen. Şu an o bölgeye transfer yapılacaktır diye düşünüyorum. Christoph Daum bu transferi yapacaktır. Ligde orta sıralarda yoluna devam eden Bursa Spor'un defalarca arz ettim bunu. Türkiye Kupası'nda final oynayıp veya Türkiye Kupası'nı kaldırıp Avrupa Kupası'na gitmesi amacı. Takım olarak takıma genel baktığımız zaman Kazım mesela öne çıkan isim ama ben oynadığı futboldan falan zevk almıyorum. Tuncay Şanlı geçen yıl 10 veya 15 maç oynaması lazım. Bu sene o da etkisiz. Son 4 maçında banka oynasa da bakıldığı zaman. Kalecileri zaten harika. Bu sene özellikle Ferhat Kiraz Bursa Spor'da. Ferhat Kiraz kalecileri. Frey. Evet. Frey'i, Ferhat Kiraz'ı bakıldığı zaman şöyle bir şey Belushi'yi var. Özellikle sol bekte. Evet. Marsilya'dan gelen sol bek. Taybo. Çok Taybo. O da bu sene iyi. Şöyle bir şey var. Antalya Spor, Antalya kampı başladı Bursa'nın. İki futbolcu dahil edilmedi. Hakan Aslantaş ve Pinto. Forvet'te Pinto dahil edilmedi. Bu ne demek oluyor ki bir tane forvet transferi yapılacak. Pinto ile de yollar ayrılacak. Çünkü Pinto gibi futbolcunun kampa dahil edilmemesi demek. Yani düşünülmüyor demek ligde. Sestak var forvette bir tek şu anda. Bir de Ferhat sol kanat oynuyor. Sol açık oynar. Yani Ferhat. Alacaklar bir tane. Büyük ihtimalle. Bursa Spor'la diyeceklerim bu kadar ya benim. Senin var mı Cengiz'in? Yok başka. Evet sevgili izleyenler, Bursa Spor 6 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyetle ligi 10. sırada tamamladılar. Attığı 19 gole karşılık aynı sayıda kalesinde gol gördü ve 24 puana sahip.
Gençler Birliği ile devam edelim. Gençler Birliği lige Metin Diyadin'le başladı, evet. Cengiz Han. 9. haftadan Mehmet Özdirek'le yerlerini değiştiler diyelim. Gençler Birliği hakkındaki yorumlarını alalım. Dediğin gibi sezona Metin Diyadin'le başladılar Gençler Birliği. 8. haftada Metin Hoca ayrıldı kötü gidişte. 8 haftada 4 puan topladılar çünkü. Böyle olunca da İlhan Cavcav Metin Hoca'nın görevine son verdi ve Mehmet Hoca geldi. Mehmet Özdilek geldi. 9 haftada da Mehmet Hoca ile oynadılar ve bu 9 haftalık dilimde 17 puan aldılar. Çok iyi bence bu. Beşiktaş'ı yendiler evlerinde. Galatasaray ile beraber kaldılar. Trabzonspor'u yendiler. Eskişehir'i yendiler. Çok iyi top oynadılar evlerinde. Mehmet Hoca çok iyi. Bir de transfer haberleri aldım ben. Gençler Birliği'nin cefakar taraftarı Onur Nazlı Aka'dan. Onları da söyleyeyim. Malmö takımından kaleci Dahlin alındı. Kalede sıkıntıları vardı, evet. Bildiğin gibi. Stoperde de Belaruslu oyuncu Radkov'la anlaşma sağlandı. Bu iki futbolcu takımın Antalya kampına katıldı. Yani bir transfer, bir defans, bir de kaleci transferi yapmış oldu. Mehmet Özdilek bir yabancı forvet, iki tane de yerli futbolcu alacaklarını söyledi. Martins ismi geçiyor. Fakat Martins de bir saat önce haberleri okudum. Martins de anlaşma sağlanamamış, onu söyleyeyim. Gençler Birliği ikinci yarıda orta sıralarda bitirir diye düşünüyorum. Evet, ligi 11. sırada bitiren Gençler Birliği 6 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip sevgili izleyenler. Attığı 18 gole karşılık kalesinde 20 gol gördü ve Stanku 7 golle Gençler Birliği'nin en golcü oyuncusu. Gaziantepspor'a geçiyoruz. Bülent Uygun'la sezona başlayan Gaziantepspor 12. haftada Sergen Yalçın değişikliğine gitti. Salim, yorumlarını alalım. Dediğin gibi Bülent Uygun'la yola başladılar. Özellikle Sergen Yalçın'ın gelmesiyle birlikte seriyi yakaladılar. Bir rahat nefes aldılar. Bülent Uygun döneminde herkes tarafından küme düşecek diye tabir edilen bir takımdı. Sergen Hoca'yla. Sergen Hoca'yla bir ivme yakaladılar. Evet. Ama bakıldığı zaman iyi bir çıkış grafiği var. Topladıkları puan da 21. Sergen Yalçın'la birlikte oynanan 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. 13 puan aldı Sergen. 13 puan. 21'den 13'ü çıkartırsak. Evet. 8 puan Bülent Uygun'la aldılar. 13 puan da Sergen Hoca'yla. Sergen Hoca devam dedi. Sergen Hoca Antep'le devam edecek. Şu anda bir tek Milevski gitti. Apo öyle güldü. Ben sözel çıkışlıyım ya. Matematikle pek aram yoktur. Hepimiz sözel çıkışlıyız. Matematikle aramız yoktur. Bakkal esnamıştım. Dediğim gibi Sergen Yalçın'la birlikte yemeği yakalayan bir takım. Bence Sergen Yalçın da şu an takımda kaldı. Başarılı olurlar. Sergen Yalçın iyi ayak uyduruyor bu takıma. İnşallah daha iyi yerlerde olurlar diye düşünüyorum. Çünkü oynadığı futbol yapısı zevk veriyor. Evet, ligi 12. sırada tamamlayan Gaziantepspor 6 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı sevgili izleyenler. Attığı 22 gole karşılık kendi karesinde 31 gol gördü ve 21 puana sahip. Takımın en golcü ismi ise 7 golle Cenk Tosun ve Torku Konyaspor'a geçiyoruz. Uğur Tütüneker'in başında başladığı bir Torku Konyaspor vardı. 15. hafta Mesut Bakkal'la yer değiştirdi Uğur Tütüneker. Torku Konyaspor seninle başlayalım. Sezona Uğur Hoca ile başlandı. 15. hafta Uğur Hoca ayrıldı. Yerine Mesut Bakkal geçti. Mesut Bakkal da 2 maça çıkıp 4 puan aldılar. Transferde de hızlı davrandılar. Önce Yıldız Lep geldi. Bildiğiniz gibi Barcelona'da oynadı. Stuttgart'ta oynadı en son. Ve Vukovic geldi. Onu da Vojvodina takımından aldılar. Macaristan ligindeki Vojvodina. Bursaspor'un elendiği Vojvodina. Aynen. O takımdan aldılar. Sırp defans. Vukovic forvet attığını. Bir forvet alacaklar. Büyük ihtimal Loaloa gidecek gibi Konya'ya. Antalya'dalar şu anda, kamptalar. Bakalım ne yapacaklar. Evlerinde dediğim gibi her zaman evinde iyi oynayan bir Konyaspor var. Aldığı zaten 20 puanın 18'ini zaten evinde aldı. 2 tane deplasman da aldılar. Recep Aydın'ı beğeniyorum Konyaspor'dan. Gekas, Dijalma, bunlar da iyi topçular. Evet sevgili izleyenler, ligi 13. sırada bitiren Torku Konyaspor 6 galibiyet, 2 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Attığı 22 gole karşılık kendi karesinde 26 gol gördü ve Recep Aydın 6 golle bu takımın en golcü ismi. Sevgili izleyenler, kısa bir reklam arası verelim. Ardından Medical Park Antalya Spor'la devam edeceğiz. We'll be right back.
sevgili izleyenler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz ve ligin ilk yarısını 14. sırada tamamlayan Samet Aybaba'nın ekibi Medical Park Antalya Spor'la devam ediyoruz. Medical Park Antalya Spor, Salim, senin yorumlarını alalım. Medical Park Antalya takımına gelince, onlar da daha çok defansif oynayan bir takımdı. Gol yemeyeyim, gol atarım mantığı vardı ama Eskişehir Spor kadar başarılı değildi. Evet. Samet Aybaba orada dikiş tutturdu mu dersen, geçen yılki Beşiktaş'taki başarısına göre hayır. Çünkü Şifo Mehmet döneminde Antalya Spor takımı daha iyi başarıyı yakalamıştı. Daha iyi bir çizgide ilerlemişti. Evet. Onun için başarılı buluyor musun Antalya takımını diyorsanız hayır, başarılı bulmuyorum. Özellikle Antalya Spor'da Tita, ondan sonra Lamine Diarra, Isaac Promise. Isaac Promise etkili olsa da Diarra ve Tita çok gol kaçırıyor. Bunu evet, söylemek lazım. Hala yaşına rağmen Vedarsan orada çok iyi işler yapıyor. Kaleciler Hakan Arıkan her ne kadar 8 tane yese de 1-2-3 yılda Türkiye Süper Ligi'nde kaleci olarak durur. Defansa da Giray aldılar. Az önce belirttiğin gibi Giray bu takıma katkı sağlar mı? Sağlar. Baroş sakatlandı. Baroş'un sakatlandıktan sonra Semih Şentürk'ü getirecekler. Evet. Semih Şentürk de Baroş kadar etkili olur mu? Bence olur. Ama bir tane daha iyi bir forvet alırlarsa daha iyi olacak diye düşünüyorum Antalya adına. Evet, Antalya Spor ligin ilk yarısında 4 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyetle ligi 14. sırada tamamladı. 18 attığı 20 gole karşılık kalesinde 23 gol gördü ve 18 puana sahip. Çaykur Rizespor'la devam ediyoruz. Rıza Çalınbay'ın ekibi Çaykur Rizespor, Cengizhan Çaykur Rizespor yorumlarını senden alalım. Çaykur Rizespor Süper Lig'in ilk 5 haftasında süperdi. Rıza Hoca ile başladılar. Dedik ki bu takım Ordu Spor gibi. Fakat sonra o 5 haftadan sonra puan galibiyet gelemediler. Galip gelemediler. İlk 4 haftada, ilk 5 haftada 12 puan. Aynen. Daha sonra da 12 sadece, maçlık galip gelememe evet, serisi 4 vardı. Maç beraber kaldılar. 16 puan. Rıza Hoca transfer istiyor. Dediğim gibi listesi hazır. Engin Baytar, Galatasaray'la Engin Baytar'ı aldılar bu arada, onu söyleyeyim. Rizespor ve dün de sol açık Ugandalı Stockholm'den, İsveç'in Stockholm takımından Mutamba'yı aldılar. Bu da bakalım nasıl bir transfer. Tanımıyoruz futbolcuyu. Göreceğiz. Rize Spor'da Tevfik Sercan takımı sırtlıyor. Kalecileri de iyi aslında. Serkan Kırıntılı. Fenerbahçe'de yedek durmuştu bildiğin gibi. Bakalım ikinci yarı Rize Spor ne yapacak? Evinde etkili olacağını düşünüyorum Rize'nin ikinci yarı. Cenk Ahmet'i Kayseri Erciyesspor'a verdiler bildiğin gibi. Erciyesspor'umuz Cenk Ahmet'i aldı. Onun da katkısını göreceğiz. Dediğim gibi 3-4 tane transfer yapacak. Rize Spor 3-4 transfer yapacak. Çaykur Rizespor ligin ilk yarısında 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 15. sıradaydı. Attığı 18 gole karşılık kalesinde 25 gol gördü ve 16 puana sahip sevgili izleyenler. Tevfik Köse ve Sercan Kaya Çaykur Rizespor'un 4 golle en fazla gol atan oyuncuları ve ateş hattına iniyoruz. Evet. Süper Lig'de hiçbir takımın bulunmayı istemediği bir bölüme iniyoruz. 16. sırada Sanica Bora Elazığspor vardı sevgili izleyenler. Trond Soliet'le sezona başlayan Sanica Bora Elazığspor, Okan Buruk'la devam et diyorlar. Cengizhan, Sanica Bora Elazığspor seninle devam edelim. 13 puanı var dediğin gibi. 9 hafta Norveçli hoca çalıştırdı takımı. Başarılı olamadı, istifa etti. Son 8 haftada Okan Buruk çalıştırıyor. Son 8 haftada 6 puan aldılar Okan Buruk'la. Norveçli hocayla da 7 puan aldılar. Bu demek oluyor ki Norveçli hoca daha başarılı. Okan Buruk dediğim gibi ilk tecrübesi, daha ilk teknik direktörlüğü. Bildiğin gibi Türk Milli Takım'ın yardımcı antrenörlüğünü yaptı Fatih Terim döneminde. 5-6 transfer yapacaklar. Ligde kalmayı istiyorlar. Her takım gibi, bizim Kayseri takımlarımız gibi. Deniz Yılmaz takımı sırtlıyor. Evinde etkili oynan bir Elazığ Spor var. İkinci yarı göreceğiz. Evinde oynadığı son iki karşılaşmayı da kazandılar. Evet, Antalya Spor'u kazandı. Antalya Spor'u yendiler 4-1. Rize Spor'u yendiler 1-0. Göreceğiz bakalım ikinci yarı Elazığ'ı. Sanica Bora Elazığspor ligin ilk yarısında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 12 mağlubiyetle ligi 16. sırada tamamladı. Attığı 19 gole karşılık kendi kalesinde 39 gol gördü ve 13 puana sahip. Deniz Yılmaz takımın en golcü oyuncusu. 5 gole sahip sevgili izleyenler. Ligin 17. sırasında Kayseri ekibimiz Kayseri Spor bulunuyor. Robert Prozineçki ile yola başlayan Kayseri Spor, Robert Prozineçki'yi ilk yarının ardından teknik direktörlük görevinden aldı ve hala teknik direktörlük koltuğunda bir oturan bir isim yok. Kayseri Spor. Salim seninle başlayalım Kayseri Spor'a. Kayseri Spor pozisyon üreten, gol atamayan bir Kayseri Spor.
bakıldığı zaman pozisyon üretme açısından çok çok iyi. Özellikle Eskişehir Spor maçı, Akhisar Belediye maçı, Konya Spor maçı. Bu takımlara karşı gol pozisyonlarını üretti, olmadı. Zaten olsa, golleri atabilse şu an 6 puan yazarız hanemize. 6 puanla birlikte 18 puan olur. Rahatlamış bir vaziyette olacaktı. Evet. Polosinecki ile ayrılması bence iyi bir hamle, olumlu bir hamle. Çünkü kan değişikliğine ihtiyacı vardı takımın. Ondan sonra bunun yanı sıra Salih Dursun Galatasaray'a gidebilir. Bugün yönetici açıklamış, Kayseri Spor yöneticisi. Ceyhun Gülselam ve 2 milyon euro demiş. Evet. Ondan sonra bakıldığı zaman Salih Dursun. Kayseri Spor'da öne çıkan isimler var. Ömer Bayram gibi. Sefa Yılmaz geçen seneki gibi etkili değildi. Bobo geçen seneki gibi etkili değildi. Gol hatlarında sıkıntı var. İyi bir forvet alınmalı takıma. Ceyhun Gülselam gelirse fayda sağlar mı? Bence İyi bir sağ bek alırsak, Ceyhun Gülselam da gelirse fayda sağlar diye düşünüyorum. Kayseri Spor... İyi bir sağ bek derken sağ bek oyuncusunun satılmasını göze almış gibi görünüyorsun. Zaten Galatasaray'la yapılan anlaşmada şöyle bir şey var. 2 mil Salih'e verecekler Galatasaray'dan. Yekta ve Ceyhun diye duydum ben. Ceyhun ve 2 milyon diye duydum ben. 2 milyon euro. Bakalım. Yani dediğim gibi onu göze alınması lazım. Bir de dediğim gibi Kayseri Spor'da bilgi verin. Bir ses ver. Bilal Yener ve Bilal Gülden'e evet, takım numaraları istendi. Cengizhan, sözünü böldüm ama bir telefon bağlantımız var. Radyo Spor yorumcusu ve Şampiyonlar Ligi spikeri Sabri Ugan bizlerle olacak telefon bağlantısında şu anda. Alo. Alo. İyi akşamlar. Bağlantıda bir hata var galiba. Tam olarak bağlantı yapılamadı şu anda. Alo. Alo. Sesimiz gelmiyor galiba. Hala Sabri Ugan'la bağlantıyı kurmuş değiliz sevgili izleyenler. İyi akşamlar. Alo. İyi akşamlar. Sabri Hocam, öncelikle programımıza katıldığınız, bizi kırmadığınız için çok çok teşekkür ediyoruz sizlere. Estağfurullah. Sizin telefonunuza bağlanmak da çok zor bir şey. Çaba göstermek lazım sizin programa katılabilmek için. Sabri Hocam... öğrenciler olarak yaptığımız için bu programı tam olarak profesyonel değiliz. Yok çok ondan yana bir sıkıntım yok. Diyorum ki bu programa katılabilmek gerçekten de zor. Yani, teşekkür ederim. Teşekkürler hocam. Teşekkür ederiz. Katılmak için. Sizinle karşılıklı diyalog kurabilmek de çok hoş bir duygu hocam. Gerçekten sesinizi duyunca bir garip oldum. Çünkü yıllarca Şampiyonlar Ligi'nde sizin anlatımınızdan maçlar dinledik hep birlikte. Sizinle birlikte Türk futbolundaki sevinçleri paylaştık. Tekrar teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için hocam. Rica ederim çocuklar. Yani sizin ne kadar amatörce ve ne kadar hevesle çaba gösterdiğinizi bildiğim için ben de size destek olması amacıyla en azından yanınızda olduğumu göstermek istedim. Çok çok teşekkür ederiz hocam. Hocam, öncelikle size ilk yarının sonu hakkında böyle bir ilk yarının genel bir düşüncesini alalım. Ligin bir genel değerlendirmesini alalım daha doğrusu. Bunu herhalde hemen hemen herkes yapmıştır çocuklar. Sizler de yapmışsınızdır. Yani geçen seneye oranla baktığınız zaman üst tarafa hemen hemen bütün takımların 3 aşağı 5 yukarı aynı puanı topladığını ama Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yıla oranla müthiş bir başarı gösterdiğini, o nedenle en yakın takipçisi Galatasaray ile arasındaki puan farkının bu derece önemli olduğunu söyleyebiliriz ama ilk yarının değerlendirmesine baktığın zaman rüyamda görsem hayra yormayacağım bir görüntüyle karşılaşıyorum ben. Bir bakıyorum Kayseri Spor ve Kayseri Erciyespor alt alta ama görmek istediğim yerde değil de çok aşağılarda. Neden oldu bu? Siz Kayseriler takımlarınıza sahip çıkmadınız mı? Sizin katkınız nedir bu işte? Evet hocam, şehir olarak takımlara tam olarak destek verilmiyor. Ben de zaten bunu soracaktım size. Kayseri Spor halkı, geçen hafta konuşmuştum bunu programda da, şikayet telefonları gelmiş galiba. Kayseri Spor taraftarlarına öncelikle kendi takımlarına vermediği destek için biraz sitemkar konuşmuştum buradan. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz hocam? Kendi takımını tam olarak desteklemezken diğer takımların attığı gollere sevinen bir takım ki taraftar ki özellikle kendi takımları küme düşerken bunu yapan bir seyirci. Ben bu konu hakkında biraz düşüncelerinizi almak istiyorum. Yok, onlara Kayseri Spor taraftarı demek biraz zor. Kayseri Spor taraftarı olsalar
kendi takımlarını desteklerler. Kendi takımlarının daha iyi yere gelebilmesi için neler yapılması gerektiğini kendi aralarında planlarlar. Bunu yaparlar. Başka takımların attığı gollere sevinmezler. Onlar Kayseri Spor taraftarı değil. Ama şunu söyleyebilirim. Bir kere seni eleştirenler muhtemelen şudur, şunlardır. 7 bin, 8 bin, kaç bin kişiyse artık fedakarlık yaparak tribünlere giden insanlar senden böyle sözler duyunca onlar tepki göstermişlerdir. O 7 bin, 8 bin taraftarın içerisinden tepki göstermişlerdir. Ama Kayseri'nin bu kadar güzel stadı varken tribünlerin bu kadar boş kalması benim aklımda soru işaretleri yaratıyor. Ben soruyorum, soruşturuyorum. Diyorum ki Kayseri Spor, hadi Erciyes Spor'u bir tarafa bırakırsak, Erciyes Spor'un da kadro yapısı iyi ama hadi onları bir tarafa bırakalım. Ama Kayseri Spor'un kadro yapısı onları yalnız bırakacak bir kadro yapısı değil. Peki adın onumu mu acaba ters? Öğreniyorum ki belediye Osta'da gidebilmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Acaba parası mı pahalı, biletler mi pahalı? Bazen bakıyorum, duyuyorum, hadi abartma olmasın ama 5 lira kadar bir fiyata insanlar gitmiyorlar. O zaman demek ki Kayseri halkının belli bir bölümünün tribünlerden uzak kaldığını görüyoruz. Bunun cevabını verecek olan, bunun çözümünü arayacak olan, bunun sebebini arayacak olan sizlersiniz. Biz dışarıdan bilemeyiz. Ben genel radyolardan, genel televizyonlardan gelmiş bir insanım. Adapazarı'nda, Sakarya'da olup biteni ben bilirdim. Dışarıdan görenler bilemezdi. O nedenle siz bileceksiniz bunu. Ben bilmem. Siz bileceksiniz ve bana anlatacaksınız. Ben de size çözüm yolları konusunda yardımcı olmaya çalışacağım. Tespiti ben yapamam uzaktan. Evet. Hocam biz elimizden geldiği kadar taraftarları stadlara çekmek için mesela dediğim gibi öğrencileriz. Amatör şekilde çekimler yapıyoruz. Mesela Kayseri Spor ve Kayseri Erciyes Spor'un o hafta oynayacağı maçlar için maç kaç kaç bölümü diye bir bölüm hazırladık. O hafta takımlarımızın diğer rakipleri karşısında neler yapacağını şehrimizdeki insanlara sorar olduk. Ama maalesef 17. haftada istemediğimiz bir tablo ortaya çıktı. Mesela soruyoruz şehir halkına. Kayseri Spor bu hafta Fenerbahçe karşısında ne yapar diyoruz? 5 atarız diyorlar. Kim atar diyoruz? Fenerbahçe atar diyorlar hocam. Ama işte dediğim gibi sen büyük bir şanssızlık eseri Kayseri Spor taraftarına gitmemişsin. Evet, ben her zaman şehir takımlarının, taraftarının kendi şehirlerinin takımını desteklemesi gerektiğini söylerim ama bu zorla olmaz. Kayseri'de yaşarsın da kalbini başka renklere vermişsindir. Bu olabilir. Evet, ama hocam, yine de Kayseri'de Kayseri Spor taraftarının onlardan daha fazla olması gerekiyor. Evet. Benim söylemeye çalıştığım şey o. Anladım. Nedir bu Kayseri Spor'u neden benimsemiyorlar peki sizce? Niye insanlar Kayseri Spor'a değil de diğer takımlara karşı biraz daha hassasiyet hissediyorlar? Sizce neden? Anladım. Hocam Kayseri Spor aslında şöyle baktığımız zaman son 10 yılda kendini gösteren bir takım. Daha öncesinde şehir halkı büyük takımları benimsemiş gibi görünüyor. Mesela geçen yıl Kayseri Spor hocam ikinci yarı bildiğiniz gibi ligde çok iyi durumdaydı. Hatta birkaç puan toplasa Avrupa Kupası potasına girecekti. Ama yine burada izlediğimiz Galatasaray maçında maalesef ki yine deplasman tribünü gibiydik bizim Kayseri tribünleri. Kayseri Spor kale arkası grubu diyelim hocam. Biz de çözemedik hocam. Bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunu ekranlar vasıtasıyla bizi izleyen Kayseri halkına iletmeye çalışıyoruz ama şikayet alıyoruz. Bu konuyu da burada sizinle konuştuğuma çok memnun oldum aslında hocam. Çünkü siz de biraz benim düşüncelerime sahip çıktınız. Bundan dolayı da hocam aslında geçen haftaki o şikayet telefonları için biraz yüreğime su serttiniz gibi. Aslında karşınızda da konuşamıyorum hocam heyecandan. Estağfurullah. Tekrar söylüyorum. Bir şehirde yaşayanlar kendi şehirlerinin takımlarını yaşatmak zorundalar. Eğer Kayserililer beni dinliyorlarsa benim Sakaryalı olduğumu bir kere daha hatırlatıyorum. Sakarya Spor'dan bahsedeyim size. Sakarya Spor Türk futboluna dünyalarca yıldızı armağan etmiş. Müzesinde Türkiye Kupası'nı barındırıyor. Bir zamanlar fırtına gibi esmiş Süper Lig'de. Ama sahipsizlik, borçlar. Evet. Şimdi Sakarya Spor 3. Lig'de top koşturuyor. Evet, 3. Lig'de. Yani Kayseri Spor'u kimse ellerinden tutmuyor. Erciyes'i kimse ellerinden tutmuyor. Allah korusun. Eğer yardım etmezseniz öyle bir yere düşer ki son pişmanlık da fayda etmez.
Evet hocam, çok çok teşekkür ediyoruz hocam tekrar programımıza katıldığınız için. İnşallah bir gün kısmet olur da sizinle yüz yüze tanışma fırsatına nail İnşallah. Oluruz. İnşallah. İyi akşamlar hocam. İyi tekrar akşamlar çok hocam. Teşekkür ediyoruz. Peki, iyi akşamlar. Hoşçakalın. Siz de hoşçakalın hocam. Evet. Evet sevgili izleyenler, Spor Toto Süper Lig'e dönelim ama heyecanlar elim ayağım titredi. Gerçekten bence kale arkası olarak büyük bir gurur yaşıyoruz şu anda. Sabri Ugan'la telefonla bağlantısı yaptık. İnşallah kendisiyle de en yakın zamanda görüşürüz ekip olarak. Orada Sabri abi konuşurken benim kendi telefonum da çaldı. Ankara Sporlu futbolcular da arıyor şu an herhalde. Hatta işlem bitmişse onlar da bağlanacaklar. Evet. Salim, Ankara Sporlu oyuncularla da konuşma fırsatını sana bırakayım. Çünkü Sabri Ugan'a tamam. Konuşurken İsmail Şahmalı bağlanacak. Bir de Galip Güzel tamam. Yan yanalarda. Tamam. Kayseri'de. Daha sonra da Spor Toto Süper Lig'in son 3 hanesini değerlendirip programımızı bitiririz. Evet. Sevgili izleyenler, bu haftaki programdan sonra Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası itibariyle maçlar başladığı dönemde kale arkası spor programı sizlerle birlikte olacak. 2 haftalık bir ara vereceğiz. Lige verilen aradan dolayı Cengiz Hanım. Evet. Erciyes'e geçelim. Kayseri Erciyes Spor telefon bağlantısı var galiba. Yine İsmail abi. Sen devam et yani. Kayseri Erciyes Spor Fuat Çapay'la yola başladı. Hikmet Karaman'la devam ediyor şu anda. Cengiz Han, Erciyes Spor'da seninle değerlendirelim. Evet. Kayseri Erciyes Spor Fuat Hoca'yla başladı. Telefon var Abdullah. Telefon bağlantısını şu anda yapıyoruz. Ankara Sporlu oyuncular, Salim seninle. İyi akşamlar İsmail abi. Bağlantıda yine bir sorun yaşadık. Evet. Düştü herhalde bağlantı. Bağlantı düştü. Hattan düştüler galiba. Erciyes'le Cengiz Han sen devam et. Devam edeyim. Bağlantı olduğu sürece Salim arkadaşımıza evet. Devrederiz programı. Kayseri Erciyes Spor buradaki tüm maçlarına gittik ekip olarak. Fuat Çapay'la başladı sezona. Fakat olmayınca olmuyor. Gaziantep Spor maçından sonra Fuat Hoca istifa etti. İyi akşamlar abi. İyi akşamlar. Öncelikle bizi kırmadığınız için teşekkürler İsmail abi ve Galip abi. Teşekkür ediyoruz abi yayınımıza katıldığınız için. Hoş geldiniz. Biz de teşekkür ederiz. Yani biz de böyle bir organizasyonda aradığınız için biz size teşekkür ederiz aslında. Rica ederiz abi. Abi öncelikle sorumuz şu olacak arkadaşlarla. Ankara Spor yeni kurulan bir takım. Yeni kuruldu aşağı yukarı. Hepiniz ayrı ayrı takımlardan geldiniz. Gayet iyi bir başarı yakaladınız Osman Özköylü hocayla. Abi ilk yarıyı bir değerlendirebilir misiniz? İlk yarıda takım olarak. Ya sizin söylediğiniz gibi bizim sadece futbolcumuz hani Ankara Spor Kulübü'ne bağlı. Tonya Tistel vardı. O da işte kiralık oynuyordu başka yerde. Kulübde hiçbir futbolcu yoktu sezon başında. İlk başta kulüp Osman Hoca ile anlaştı, Osman Özköylü ile. Daha sonra Osman Hoca kendi bildiği, tanıdığı futbolcuları bünyesine katarak bir sezon başı başladık yani sezona. Osman Hoca'nın bir hani sistemi var. O sistem içerisinde yer almak yani bize de mutluluk veriyor. Yani futbol oynadığımız için böyle hani gerçekten zevk alıyoruz yani futbol oynarken. Arkadaşlarım ilk başta bizim başarımızın bence en önemli kaynağı sebebi takım içindeki birliktelik, arkadaşlık ve sisteme bağlıyorum. Yani çünkü geçen yıl mesela bu takımda oynayanların birkaçı ya da 5-6 kişisi geçen yıl takımlarında ya oynamıyordu ya sonradan giriyordu. Ama hocamızın sistemine girdiği zaman futbolcular değerli oluyor. Yani bence en büyük başarıyı getiren bu sene sistem diye düşünüyorum. Abi bir de bir şey söyleyecektim. Osman Özköylü'nün çalışma sisteminde yarı sahada çalıştırıyormuş antrenmanda. Bu da ayağa pas açısından diyorlar çok çok önemli artılar dediler. Spor yorumcularını dinlemiştim. Bunun hakkında ne dersin abi? Vallahi biz genelde Barcelona'ya örnek alıyoruz. Yani bizim örnek aldığımız takım öyle diyelim. Yani bir de dar alanda olması hani çalışmıyor anlamına gelmiyor. Hatta daha çok yoruluyoruz ama topla devamlı haşır neşir olduğumuz için insan hani ister istemez çalışırken hissetmiyor yorulduğunu falan ama ya Osman Hoca'nın bir en büyük özelliği boş koşu fazla yaptırmaz. Sadece sezon başı işte yaptırıyor. Onun genelinde hep topla çalışırız. Bütün idmanlarımızda en fazla 3 pas yaparız. 3 defa dokunabiliyoruz topa. 4. kez yasak yani. Onun için idmanda nasıl çalışıyoruz? Maçta da aynısını yapmaya çalışıyoruz. Bir daha abi zaten ben Osman Hoca için şey demiştim. Daha önceki programlarda PTT 1. Ligi değerlendirirken
ligimizin dedim, Türkiye liglerinin dedim Guardiola'sıdır. Arkadaşlık ortamını iyi sağlar, başarı gelir dedim. Bakıldığı zaman Erciyes Spor, Elazığ Spor'da Denizli zaten Spor. Denizli Spor. Bu takımlarda zaten başarıyı böyle yakaladı. Zaten abi sizinle de daha önce çalışma fırsatı olmuştu değil mi İsmail abi? Evet, Denizli Spor'da beraber çalışmıştık. Denizli Spor'da beraber çalışmışsınız. Abi teşekkür ediyorum. Galip abi yanınızda hesabı, onu da alabilir miyiz? Galip de vereyim, evet. Size de iyi yayınlar diyorum. İyi yayınlar. Teşekkür teşekkürler abi, sağ olun. Hayırlı akşamlar Galip, güzel. İyi akşamlar Galip abi. Bizi kırmadınız, yayınımıza geldiniz. Teşekkür ederiz abi. Biz de çok teşekkür ederiz bizi dahil ettiğiniz için programa. Rica ederiz abi. Abi genel olarak bir değerlendirme yapabilir misiniz? Devre arası da geldi. Ankara Spor Ligi ikinci sırada bitirdi. Ligin ilk yarısında ikinci sırada. Ligin ilk yarısında ikinci sıradasınız. Yeni kurulan bir takım. Neler demek istiyorsun abi? Tabii yeni kurulan bir takım. Bunun handikapları vardı. Fakat İsmail abin de dediği gibi hani bir sisteme bağlı olduktan sonra başarının gelmemesi mümkün değil. Osman hocamız da bize bunu başarttırdı. Biz de bunu başardık. Onun dediği gibi, İsmail abi de dediği gibi hani Barcelona'yı örnek alıyoruz dedi. İdmanlarda olsun, devamlı bunu çalışıyoruz zaten. Çalıştığımız için de maçta da bunu yansıtmaya çalışıyoruz bütün arkadaşlar olarak. Zaten takımımızdaki oyuncular da bunlara müsait oyuncular. Hani bu sisteme uygun oyuncular. İlk yarıda da bunu başardık. İkinci olduk. Daha da birinci de bitirebilirdik. Evet. Ama tabii bu bizim için de yeni kurulan bir takım için de ilk yarıda böyle bir başarı yakalamak önemliydi. Bunu başardık. Mutluyuz yani şimdi. Galip abi öncelikle iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Gerçekten bence PTT 1. Lig'in ilk yarısında en iyi performansı gösteren futbolculardan birisin bana göre. Teşekkür ederim. Attığın gollerle her attığın gol jeneriklik oluyor. Tebrik sağ ederim öncelikle. Bildiğin gibi hafta sonu zorlu bir Manisa Spor maçı var. Evet. Takım olarak zaten oynadığınız futbolla da şampiyonluğa inanmış bir Ankara Spor görüyorum ben. Evet. Osman Hoca da zaten bunu en iyi şekilde futbolcularına yansıtıyor. Evet. Gökhan Ünal da geldi. Yeni transfer. Evet. Biraz bize Manisa Spor maçı hakkında bilgi verir misiniz takım olarak? Vallahi şimdi ilk yarı ne kadar önemliyse ikinci yarı ondan daha da çok önemli bizim için. Şimdi ikinci yarıya da ilk maçına da direkt rakibimizle Manisa Spor'la oynamak tabii ki çok önemli. Biz de ona göre hazırlanıyoruz. Diğer rakiplerden tek farkı dediğim gibi bizim direkt rakibimiz olması. Biz de buna göre motive oluyoruz. Hafta sonu da ona göre bekliyoruz. Gökhan Ünal'ın gelmesi de, Gökhan abimizin gelmesi de bize ekstra bir katkı sağlayacaktır. Biz de bundan eminiz. Hep beraber hani İlk yarıda kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Tabii kendi açımdan da bu sene benim için de bu ligde ilk defa oynadım. Hani bir maç oynamıştım aslında ama daha önce böyle uzun süreli oynamamıştım. Benim için de çok güzel bir sene oldu. Benim de çıkış yaptığım bir ilk yarı oldu. Evet. Tabii bunu da ikinci yarıda devam ettirmek istiyorum. İnşallah Manisa Spor maçıyla başlayıp sonuna kadar artık götürmek istiyoruz. Artık hedefimiz şampiyonluk tabii ki. Abi oynadığın futbol bize zevk veriyor. İzlerken büyük bir haz duyuyoruz. İnşallah abi başarıların devamını diliyoruz. İsmail abi de ligimizin en az gol yiyen kalecisi. Evet. Onu da buradan tebrik ediyoruz. Abi bizi kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Çok çok teşekkür ediyoruz. Şu an galiba Antalya'da kamptasınız. Evet, evet. Abi iyi çalışmalar sizlere. Antalya kampınız inşallah daha iyi geçer. Hafta sonu oynayacağınız maçta da başarılar abi. İyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Biz de bizi buraya dahil ettiğiniz için. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler abi. Akşamlar. Gerçekten Galip güzel. Çok başarılı bir performans geçirdi bu sene. Yani Galip olsun, Hanne olsun, Ankara Spor'u söylüyoruz biz burada. Her hafta zaten olarak. En büyük favorimiz Ankara Spor. Bizim Ankara Spor'u zaten konuşuyoruz bu. Evet, Ankara Spor çok güzel, göze hoş gelen bir futbol. Osman Hoca ile, Osman Hoca bildiğin gibi geçen sene Kayseri Erciyes Spor'umuzu şampiyon yaparak çıkardı Süper Lig'e. Şimdi de Ankara Spor'a aynı hedef için gidiyor. Ben başarılar diliyorum buradan da Osman Özgü'ye. Galip Güzel'in de bu arada 6 golü var. Evet. İsmail'de tüm maçlarda oynadı. İsmail Şahmalı 12 gol yedi. İsmail Şahmalı da çok başarılı bir kaleci. Erciyes son olarak. Son olarak Kayseri Erciyes Spor'u değerlendirelim. Cengizhan programımızı bitirelim artık. Dedim, son birkaç dakikaya giriyoruz. Evet. Için. Bu hafta bayağı iyi geçti telefon bağlantısı açısından da. Dediğim gibi Fuat Hoca
Gaziantepspor maçından sonra gitti. Yerine Hikmet Karaman geldi. Hikmet Hoca ile de iki maça çıktık. Fakat istediğimiz sonuçları alamadık. Hüseyin Kala, Cenk Ahmet yeni transferlerimiz. Kasımpaşa'dan Hüseyin Kala, Rize Spor'dan Cenk Ahmet. Antalya kampında takımımız 18 Ocak'ta kamp bitiyor. 3 hazırlık maçı yapacağız. Kendilerine takım bulmasını istediği yaklaşık 12 futbolcu var Hikmet Hoca'nın. Ve 6 tane de yeni transfer yapacak Kayseri Erciyes Spor'umuz. İnşallah bu transferler bizi ligde bırakacak. Yani ligde kalmamızı sağlayacak futbolcular olur. Dediğim gibi zorlu bir ikinci yarı bizi bekliyor açıkçası. Kolay olmayacak bu ligde kalmak. Fakat Hikmet Karaman'a güveniyorum. Biz Kayseri Erciyesspor takımı Süper Lig'de inşallah kalacaktır. Evet sevgili izleyenler. Bir Kayseri... de son olarak şey demek istiyorum. Ben de dün akşam şey yaptım sizler için. Kamera zoomlarsa devre arasının bir değerlendirmesini yaptım. Bir girersen Muharrem'cim. Yalnız görünmüyor onu şey yaparsak. Sen onu okusan iyi olur. Ben bunu okuyayım isterseniz. Kaleci Onur, savunma hattı Sinho, Diego Egemen, Caner Melo ileriye dönük. Scarione, Atıf, ortalarında Sov, Brock ve Almeida yaptım ben. Futbolcu Onur Kıvrak, Avrupa Zaferi ve Lig Zaferi, Lig'de güzel kurtarışları. Takım Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal. Öne çıkan gelişmeler Sezer İbrahim krizi Beşiktaş'ta. Kasımpaşa takımı, Carlos Ulu Sivas, Akça ile Avrupa Zaferimiz. Üzücü olay da az önce belirttiğim gibi yarıda kalan derbi. Abdullah'cığım evet, devam eder. Evet sevgili izleyenler, Kayseri Erciyesspor ligi son sırada tamamladı. 3 galibiyet, 3 beraberlik, 11 mağlubiyete sahip bir ekipti. 12 gol atmasına karşılık kalesinde 28 gol gördü ve 12 puana sahip. En golcü oyuncu ise 3 gollü Flemik sevgili izleyenler. Kale Arkası Spor programının bu haftalık da sonuna geldik. Sizleri her hafta telefon bağlantılarıyla ünlü isimleri sizlerle buluşturmaya çalıştık. Bu hafta Sabri Ugan bizlerle oldu. Ankara Sporlu oyuncular Galip Güzel ve İsmail Şahmalı bizlerle oldu. Telefon bağlantısında bizlere yardımcı olan herkese diyelim teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum.